Herkese merhaba. Bu videoda indirect yani dolaylı formülü ile isim yöneticisi name manager'ın nasıl kullanıldığını gösteriyor olacağım. Şöyle bir tablomuz olsun. Bu tabloda aylara göre bölgeler ve bölgelerden yapılan satış miktarları var. Ben buraya herhangi bir ayı seçmek istiyorum. Buraya da bölgeyi seçmek istiyorum. Seçtiğim aya veya seçtiğim bölgeye göre de burada bir satış toplamını görmek istiyorum veya ortalamasını veya maksimum minimum değerini. Bu bizim tercihimize bağlı. Şöyle hemen buraya bir veri doğrulama listesinden, data validation'dan bir ay çektireceğim. Yani biliyorsunuz bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Data validation'a geldikten sonra buradan liste kaynağım da burası. Şimdi ben bu klasik yöntemi uygulamayacağım. Bu şu anda göstermek için yapıyorum size. Gördüğünüz gibi buraya aylar geliyor. Biraz büyüteyim daha net görünmesi açısından. Ben şimdi burayı kaldıracağım. Data validation'ı siliyorum. Bakın üstüne tıkladığım zaman clear all dedikten sonra temizle. Okey. Şu an buradan gitti. Şimdi ben önce bu ayları seçip bakın böyle seçtikten sonra şuraya burada A4 yazıyor. Çünkü en başta A4'ten başlattım. Buraya gelip aylar diyorum ve enter'a basıyorum. Artık burası aylar alanı. Yani Name Manager'da da geldiğimizde formüller sekmesinde Name Manager'a tıkladığınız zaman bakın herhangi bir yere tıklayıp Name Manager'a tıklayırım. Bakın burada aylar diye bir isim alanı oluştu ve bunun aralığı sheet 1'deki sayfa 1'deki A4 ve A15 arasındaki alan. Bunu edit yani revize edebilirsiniz, silebilirsiniz ve yeni bir alan ekleyebilirsiniz. Buradan yine bir alan da eklemek mümkün. Buraya örneğin bölgeler diyelim. Ve alan da şurası olsun. Bir herhangi bir şey yazmayacağım. Okey dedikten sonra bakın bölgeler diye bir alan da oluştu. Close diyeyim ben bunu kapatıyorum. Bakın şurayı şimdi seçtiğim zaman bakın doğrudan burası bölgeler oldu. Çünkü ben demin bu alanı bölgeler olarak isimlendirmiştim. Şimdi buraya aylar kısmına bakın data validation'a geliyorum tekrar. Data sekmesinden veri doğrulama liste. Artık ben burayı bildiğim için eşittir aylar yazabilirim. Pardon. Enter'a OK'ye bastık. Bakın buraya artık aylar gelmiş oldu. Buraya da bölgeleri getireceğim şimdi. Buraya liste diyorum. Burada şimdi ismi hatırlamayabilirsiniz veya neydi diye hatırlamayabilirsiniz. Bakın F3 tuşuna bastığınız zaman buradayken F3 az önce pardon kapatıp tekrar basacağım. Bakın F3'e bastıktan sonra burada isimler geliyor. Ben bölgeleri seçeceğim. Deminki aylardı. Okey diyorum. Bakın bölgeleri otomatik getirdi. Okey deyince gördüğünüz gibi burada da bölgeler gelmiş oldu. Şimdi ben buraya herhangi bir ay seçeyim. Buraya da herhangi bir bölge seçeyim. Şimdi yapmak istediğim şöyle pardon son bir nokta daha var. Burada uygulamamız gereken. Şimdi şu tablo üstündeyken Ctrl A'ya basarsanız herhangi bir yerinde bakın tümünü seçer. Tümü seçtikten sonra da Ctrl Shift F3 tuşlarına basarsanız böyle bir iletişim kutusu açılıyor. Bu bir tabloda bir alan oluşturucu arkadaşlar. Toplu şekilde güzel bir şekilde aslında az sonra göreceksiniz. İsim veriyor tüm alanlara. Uzun yolu da bunu kapatıyorum buradan. Tekrar seçiyorum aslında. Ctrl A. Bakın formül sekmesinde Create from Selection seçili alandan oluştur diyor. Burada da zaten kısa yolunu görürsünüz. Ctrl Shift F3. Az önce bunlara basmıştım. Buna bastığınız zaman böyle bir menü açılıyor. En üst satır ve en üst sütunun isimlerini alan başlığı olarak kullanacak. Okey dedikten sonra bakın. Şimdi şurada isimler demin oluşturmuştuk. Buraya tıkladığınız zaman bakın bir sürü artık alan oluşturdu. İsim yöneticisinde. Aynı zamanda buraya baktığınız zaman burada da demin sadece bizim oluşturduğumuz bir tanesi vardı. Şimdi daha çok oluştu. Bakın bizim ilk oluşturduklarımız aylar ve bölgeler burada. Ancak çok daha fazla alan oluşmuş oldu şimdi. Bunu şöyle kullanacağız. Mesela toplam diyeceğiz. Şubat ayının toplam satış miktarlarını merak ediyoruz. Sum. Şimdi buraya indirect diyeceğim. Şöyle bir formül. Indirect Şubat. Yani Şubat'ı git buradan bul. Çünkü bu isime eşleşmiş durumda bu. Kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Şubat ayının toplam satışlarının miktarı 500'müş. Hemen bir teyit edelim. Şubat ayı şurada. Şuradayken formül
sum topla formülü veya kontrol alt eşittir tuşunu üçünü aynı anda basarsanız formülü doğrudan getiriyor. Bakın Şubat ayının toplamı 500. Bunu değiştiriyorum. Örneğin Temmuz yapıyorum. Temmuz ayının burayı kopyalayıp Temmuz'a yapıştıralım. Bakın Temmuz yanlış yerim yapıştırdık bir dakika. Sum indirect formülü toplamadı. Şöyle. Çünkü pardon formül içeriğini okumamışım. Buraya sum Şubat diye toplatmıştık. Şöyle yaparsak sum Temmuz olacak çünkü. Temmuz'un toplamı zaten 400. Aynı şekilde buraya da yapalım. Buraya da max diyelim. Max indirect. Şöyle geldikten sonra bakın arkadaşlar. Indirect yazmak istediğim formül geldi. Daha hepsini yazmıyorum ve tab tuşuna basarak formülün tümünü yazmasını da sağlıyorum. Bunu seçip kapatınca Muğla'nın satış miktarlarının 200 olduğunu gördük. Pardon, toplamı değil maksimumun 200 olduğunu gördük. Çünkü max yazmıştık. Hemen teyit ediyoruz. Bakıyoruz evet maksimumu 200. Buradan ili değiştirelim. İstanbul'un maksimumu 400'müş. İstanbul'da görüyoruz. Maksimum burada 400. 2 ayda da 400 varmış. Şimdi bunu farklı bir uygulaması da şöyle bu isim yöneticisinin. Diyelim ki siz kendiniz doğrudan İstanbul ve Mart ayının kesişimini merak ediyorsunuz. Şöyle eşittir. Bakın artık isimler oluşturulduğu için doğrudan bakın İstanbul yazmaya başladığınız anda buraya bir menü geliyor. İstanbul'u seçin ve Enter'a basın. Bakın İstanbul'un tüm değerleri geliyor. Şunu yaparsak İstanbul boşluk Ocak. Bakın zaten formül çekmesinde burada da geldi. Bu sefer İstanbul'un bakın üstüne tıklayın. İstanbul'un ve ocağın kesişim noktası olan yüzü getiriyor bize. Farklı bir şey daha yapalım. Bu sefer ters de yazabiliriz tabii ki. Haziran boşluk Sakarya. Sakarya tabii yazmadık. Evet. Haziran boşluk Sakarya yazdığımız zaman da bir tane daha yapalım. Ağustos eşittir ile başlamamız lazım tabii ki. Ağustos geldi. Tıklayabilirsiniz. Boşluk Ankara diyelim. Zaten Ankara da geldi. Şimdi bunu seçmeye de bağlı yaptırabiliriz. Şöyle örneğin şuraya yazalım bunu da. Indirect bu boşluk indirect yine şu. Mesela bu iki değerin toplamını görsün. 100. Ben şimdi burada bunları değiştireceğim. Şunu silelim. Temmuz ve İstanbul'un kesişimine bakıyorum. Şimdi burada F2'ye bastığım zaman formül burada. Artık tabloda göremiyorum. Çünkü bunu gidip içeride aratıyor. Burada da zaten Temmuz'u arıyor isim olarak. Bakalım Temmuz ve İstanbul'u teyit edelim hemen. Temmuz şurası İstanbul 100. Hemen değiştireyim. Başka bir ay yapalım. Mayıs 250. Mayıs'ın İstanbul'u 250. Bir de şehri değiştirelim. Mayıs Muğla 60. Muğla'nın Mayıs'ı 60. Bu da indirect olarak iki tarafı birlikte göstermiş oluyor. Yine burada aynı şekilde Name Manager'dan görebiliyorsunuz. Birçok yer var. Mesela değiştirmek istediğiniz bir alanı. Mesela ekimi tıkladıktan sonra bakın. Burada alan zaten buraya işaretliyor kendisini. Değiştirmek istediğiniz an değiştirebilirsiniz. Sildiğiniz zaman içerideki formüller de bozulur tabii ki. Silmek istediğiniz zaman bakın buraya basıp delete de diyebilirsiniz. Soracaktır tabii ki. Toplu bir şekilde silmek için burada kontrol A çalışmaz. Ama en üstteki seçiliyken alta kaydırıp shift tuşuna basarak shift ve tıkladığınız zaman shift tuşuna basıp tümünü seçmiş olur. Delete deyip hepsini silebilirsiniz. Kapattığınız zaman tabii ki bu sefer alana bağladığınız formüller çalışmıyor olacaktır. Bunu dikkatinizden sakın kaçırmayın. Aksel'de çalışmanız bozulabilir. Bu şekilde indirect ve name manager'ı işinizi çok daha hızlı bir şekilde yapabilmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım çalışmalarınızda kullanabileceğiniz faydalı bir içerik olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim.